Teknoloji Okulu'ndan hepinize merhabalar arkadaşlar. Yeni bir ürün incelemesiyle karşınızdayız. Bugünkü inceleme konuğumuz gördüğünüz gibi Piranha'nın Apple Watch çakması, bir akıllı bilekliği. Aslında akıllı saat de diyebiliriz bunu ama buraya akıllı bileklik yazmışlar. 99.19. Biz de o yüzden akıllı bileklik diyoruz. Apple Watch çakması dememizin sebebi de gördüğünüz gibi Apple Watch'a son derece benzemesi arkadaşlar. Bu sağ tarafta tuttuğum bir Apple Watch. Bu ise Piranha'nın akıllı bilekliği. Evet, gelelim bu akıllı bilekliğin fiyatına. En önce bunu biz A101'den aldık arkadaşlar. Bugün itibariyle, bu videonun yayına girdiği bugün itibariyle bu akıllı bileklik satışa çıkmış durumda. Bizim buradaki A101'e 7 tane mi ne gelmişti sabah? Ben gittim saat 9.30 gibi, 2 tane kalmıştı. Bir tanesini de ben aldım, bir tane kaldı. Yani fiyatı 80 lira, gayet makul. Özellikleriyle de karşılaştırınca bence 80 liraya değebilecek bir bileklik. Siz de hani istiyorsanız gidip bakabilirsiniz. A101'e muhtemelen kalabilir. Çünkü hani böyle çok yoğun talep gören bir ürün değildi. Mesela geçtiğimiz günlerde bir kulaklık incelemiştik. Kablosuz kulaklık. O böyle sabahın köründe tükenmişti. Lakin bu 9.30'da gitmeme rağmen daha vardı ki öbür kablosuz kulaklığı bulmak için bayağı bir dolaşmıştım. Bunda çok fazla dolaştığımı söyleyemem. Gelelim akıllı saatimizin özelliklerine arkadaşlar. İlk olarak ben kurulumunu anlatmak istiyorum size. Çünkü normal diğer bildiğimiz akıllı bileklikler gibi bir kurulumu yok. Bunun kurulumu için arkadaşlar zaten şöyle içinden Türkçe bir broşürde çıkıyor. Bunu okuyarak çok rahat bir şekilde kurabilirsiniz. Fit Pro diye bir uygulama indiriyorsunuz telefonunuza. Uygulamayı indirdikten sonra alt kısımda zaten işte set var, oradan bilekliği ayarlıyorsunuz ve Bluetooth bağlantısıyla bağlamış oluyorsunuz. Hemen söyleyeyim. Dıştan bakıldığı zaman hani tuş falan da yok, görünmüyor. Dolayısıyla dokunmatik olduğunu düşünebilirsiniz. Lakin bu akıllı bileklik dokunmatik değil arkadaşlar. Şu alt kısımda bir yuvarlak var. O yuvarlığa basarak menüleri arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Ama kesinlikle en önce uygulamayı indirmeniz lazım. Yani Fit Pro uygulamasını indirmeden hiçbir şekilde bunu kullanamıyorsunuz. Fit Pro'yu indirdiğiniz zaman zaten telefonunuzla direkt olarak eşleşiyor. Çeşitli izinleri verdiğinizde de mesajları falan da görebiliyorsunuz. Yani gelen mesajları ekrana yansıtıyor. Tabii tüm bildirimler gelmiyor. Bunu da belirteyim. Yani böyle kullandığınız bütün uygulamaların bildirimleri gelecek diye bir şey yok. Böyle bir düşünceniz varsa baştan bunun gerçek olmadığını söyleyelim. Ne gibi bir özellikleri var? Kalp ölçümü var. Ne kadar doğrudur orası bilinmez. Onun dışında adım sayar var. Bu klasik bir şey zaten. Uyku takibi yapabiliyor. Ve bunun yanısına kandaki oksijen oranını da ölçebiliyor. Bunları dilerseniz telefondaki uygulama üzerinden ölçebiliyorsunuz. Dilerseniz de şu ortada bir tuş var. Menüye geçiş yaparak oradan kendiniz ölçebiliyorsunuz. Yani bu saat devamlı ölçmüyor. Buraya girip mesela bir menüye geldiniz diyelim, BPM diyor. Bu kalp atışını ölçen bir ekran. Uzun basılı tuttuğunuzda alttaki o yuvarlak ekrana kalp atış hızı ölçümüne geçiyor. Misal sports modu var. Buraya basılı tuttuğunuzda hani spordaysanız eğer işte koşu var, sit up diye bir şey var. Skip bu da hip hop ama. Bunları yaparken onları aktifleştirebiliyorsunuz. Onun haricinde mesajlara girdiğinizde telefonunuza gelen bildirimleri görebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani genel itibariyle baktığımız zaman bir akıllı bileklikten böyle daha geniş bir ekrana sahip olması daha iyi nitelendirilebilir. Şimdi kutumuzun arkasında bazı şeyler yazıyor. Bunları da hemen size söyleyeyim. Kalp ritim ölçme, kan basıncı ve oksijen. Burada kan basıncını ne derece doğru ölçer? Ben çok fazla güven vermiyor bana açıkçası. Kan basıncı dediği çünkü tansiyon. Şu anda tansiyon ölçen bir bileklik de yani Apple Watch'ta bile yok. Bunda ne derece tansiyon ölçebiliyor? Orası soru işareti. Dolayısıyla onu çok fazla hani kesin doğrudur demiyorum. Uyku izleme, adım sayar, IP67, bildirimler işte bu telefondan gelen bildirimler, titreşim var arkadaşlar ve 1.33 inçlik ekranımız mevcut. Tabi buradaki bir IP67 ile ilgili bir şey söylemek istiyorum size. Bu su geçirmemezlik. Ten kasıt hani havuza girin, denize girin, duşa bununla girin değil arkadaşlar. Nedir işte? Kolunuzda, bileğinizde terlediği zaman su geçirmez. Ya da dışarıda yağmurda üzerine su sıçradığı zaman su geçirmez. Bunlardan bahsediyoruz size. Yani kalkıp bu saati alıp da denize ya da havuza girmeyin sakın. Yoksa su alır ve çöp olur büyük bir ihtimalle. Biz bunu çok fazla kullanamadık. Dolayısıyla hani pil ömrü hakkında size bir bilgi veremeyeceğiz. Ama hani kullanım kılavuzunda falan bir günü iki günü rahatlıkla çıkardığı söyleniyor. Tabi denemek lazım. Hani bildirimler ne derece gelecek, titreşimi ne derece kullanacak, işte siz ne sıklıkla işte kan basıncınızı, kalp atış hızınızı ölçeceksiniz. Bunlara bağlı olarak kullanım süresi de muhtemelen değişecektir arkadaşlar.
Bu konu yani tamamen sizin kullanımınıza bağlı diyebiliriz. Genel itibariyle özelliklerine baktığımızda 79 liralık bir saatte hani böyle olmasını beklediğiniz tüm özellikler var mı? Evet var. Kullanımı son derece basit. Telefonunuza indirdiğiniz uygulamayla rahat bir şekilde hemen kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Dolayısıyla eğer bulabilirseniz almanızı öneririm. 80 liraya çok da böyle kötü bir akıllı bileklik olduğunu söyleyemem. Şöyle bir şey var. Atıyorum Xiaomi'nin biliyorsunuz Mi Band'ları falan var. Mi Band 4 alacağınıza bunu alabilirsiniz bence. Onun yaptığı her şeyi yapabiliyor mesela. Onun yapmadığı şeyleri de yapabiliyor hatta. Ve ekranının geniş olması ve saat gibi görünmesi de bence önemli bir avantaj. Tabii şöyle elinizle salladığınız zaman arkadaşlar bu adımları sayıyor. Bunu belirteyim size. Yani öyle kalp hızınıza göre ölçüp de şey yapmıyor. Bunu da dipnot olarak belirtmiş olalım. Sürekli kalp hızı ölçmediği için mesela Fitbit Versa sürekli kalp hızı ölçüyor ve yaktığınız kaloriyi ona göre hesaplıyor. Burada ise adıma göre bir kalori hesabı var. Yani atıyorum 100 adımda klasik olarak herkes sallıyorum şu anda 50 kalori yakıyor diyor. Fakat Fitbit Versa'da işte ne yapıyordu? Kalp atış hızınızı falan hesaplıyordu. Ona göre yaktığınız kaloriyi ortaya çıkartıyordu. Dolayısıyla 100 adımda herkes aynı kaloriyi yakmıyordu. Bunda ise herkes aynı kaloriyi yakıyor. Fakat en başından da belirttiğim üzere arkadaşlar bu sonuçta 80 liralık bir akıllı bileklik. Bence bu fiyata diyecek bir bileklik. Eğer çevrenizde varsa vakit kaybetmeden satın almanızı tavsiye ederim. Peki gelelim şarja arkadaşlar. Biz bu bilekliği nasıl şarj edebiliyoruz? Hemen belirtelim. Kablosuz bir şarj söz konusu değil. Yani şöyle arkayı böyle görünce ben bunu standa koyarım şarj olur gibi bir düşünceye kapılmayın. Şu kordonlar çıkıyor arkadaşlar. Bunları bilgisayarınızdaki USB'ye takabilirsiniz. Ya da işte şarj cihazlarındaki kafayı çıkartıp oraya takabilirsiniz. Ve böylelikle şarj edebilirsiniz. Şarj bittikten sonra tekrardan bunları kordonunu takarak kullanmaya başlıyorsunuz. Böyle bir şarj mekanizması koymuşlar. Bence günü kurtaracak bir şarj mekanizması diyebilirim. Bu arada kutudan şarj aleti çıkmıyor. Bunu da sizlere belirtmiş olalım. En fazla 2 amper olan bir adaptörle şarj etmenizi öneriyorlar. Yani 2 amperi geçmesin diyorlar. Yoksa muhtemelen devrelerini yakabilirsiniz demek istemişler burada. O yüzden siz de bunu alırsanız takacağınız adaptöre mutlaka bakın. 2 amperin üzerinde bir şey yazıyorsa 2.1 olur, 2.5 olur. Genelde şu anda bataryalar 2 ya da 2.1 amper. O yüzden dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Lakin bilgisayarla şarj ettiğinizde herhangi bir sıkıntı çıkmayacaktır. Bunu da size dipnot olarak belirtmiş olalım. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.